Merhaba arkadaşlar. Yine birlikteyiz. Bugün sizlere uykucu ayı tedimizi nasıl yaptığımı anlatacağım. Umarım beğenirsiniz. Örmesi çok zevkli. Gördüğünüz gibi daha önceden ayı tedimizi örmüştük. Bu da bizim uykucu ayımız. Dilerseniz ayımız için gerekli olan malzemelerimize bir göz atalım. Arkadaşlar, uykucu ayımız için çok fazla bir malzemeye gerek yok. 2 renk ipimiz, yardımcı iğnelerimiz, 3,5 numara tığ, makas ve küçük bir de siyah ipimiz var burnunu ve gözlerini işlemek için. Dilerseniz uykucu ayımızın yapımına geçebiliriz. Evet, uykucu ayımızın ilk olarak kafasını örerek başlıyoruz. Bunun için beyaz ipe ihtiyacımız var. Ben kar topunun iplerini kullanıyorum. Sihirli halkamızı yapıyoruz. İçerisine 6 sık iğne dolduracağız. Evet, ilk sırada sihirli halkamızı yaptık. İçerisine 6 sık iğnemizi doldurduk. İşaretimizi koyduk. Başladığımız yeri kaybetmemek adına. İkinci sıraya geçtiğimizde ise ilk doldurduğumuz sık iğnemizin tepesine önden arkaya batıyoruz. Bu ikinci sıramızı eminim ezberlediniz artık, öğrendiniz arkadaşlar. Her ilmeğin içerisine çift batıyoruz. Toplamda 6 olan sık iğne sayımızı 12'ye çıkartıyoruz. Üçüncü sıramızda ise bir tek örüp bir çift öreceğiz. Bir tek, bir çift, yani bir ilmeğin tepesine tek batıp bir sonraki ilmeğin içerisine çift batıyoruz. 12 olan sık iğne sayımızı 18 sık iğneye çıkartıyoruz. Sıramızın sonuna geldik. İşaretimizi alalım. Dördüncü sıramızda ise iki tek örüp bir çift öreceğiz. Bir, iki, ilmeklerimizin tepesine tek seferde batıyoruz. Üçüncü ilmeğimizin içerisine çift batıyoruz. İki tek, bir çift. Ve sıramızın sonuna kadar devam ediyoruz. Beşinci sıramızda ise 3 tek örüp 1 çift öreceğiz. 3 tek batıp 1, 2, 3 tek ördük. 1 çift örüyoruz. Sıramızın sonuna geldik. 5. sıramızda 3 tek yapıp 1 çift yaptık. 3 tek 1 çift. Toplamda 30 sık iğnemiz oldu. 6. sıramızda ise 4 tek örüp 1 çift öreceğiz. 4 tek batıyoruz. 2 3 4 1 çift yapıyoruz. Otuz olan sık iğne sayımızı 36 sık iğneye çıkartıyoruz.
6. sıramızın da sonuna geldik. 7. sıramız dahil, 10. sıramız dahil toplamda 4 sıra artma veya eksiltme yapmadan elimizde mevcut olan 36 sık iğnemizi örüyoruz. Artma veya eksiltme yapmıyoruz. Evet arkadaşlar, 7. sıramız dahil, 10. sıramız dahil, 4 sıra artma veya eksiltme yapmadan kafamızı ördük. Gördüğünüz gibi de şekil almaya başladı. 11. sıramızda ise 5 tek bir artış yapacağız. 36 olan sık iğne sayımızı 42'ye çıkartacağız. Biraz daha genişlik istiyoruz. Ayımızın kafasında yanlara doğru bir açılma olacak. Ben aynı ipi kullandım. Kartopunun ipi ama bu biraz daha kalın. O yüzden ayımız biraz daha büyük olacak. İşaretimizi yukarı alalım. On birinci sıramıza başlayalım. 5 tek. Bir çift örüyoruz. 2. 4, 5. 5 tek bir çift yapıyoruz. Sıramızın sonuna kadar da böyle devam edeceğiz. On birinci sıramızı bitirdik. 12. ve 13. sıramızda ise toplamda 42 sık iğnemiz vardı. Artma veya eksiltme yapmadan 2 sıra düz örüyoruz. Evet, 12. ve 13. sıralarımızı artma veya eksiltme yapmadan ördük. 14. sıramızda ise 5 sık iğne yapıp bir kesme işlemi yapacağız. 2 3 4 ve 5. 5 tek ördük. Şimdi kesme işlemimiz. İlmeklerin bize bakan kısımlarından tığımızı geçiriyoruz. İkisini aynı anda çekiyoruz. Ve sıramızın sonuna kadar böyle devam edeceğiz. 5 tek bir kesme işlemi yapacağız. Sıramızın sonuna geldik. Şimdi ise 4 tek örüp bir kesme işlemi yapacağız. 4 tek örüp bir kesme işlemi 1 2 3 4 ve bir kesme işlemi yaparak sıramızın sonuna kadar devam edeceğiz. On altıncı sıramızda ise 3 tek örüp bir kesme işlemi yapacağız. 3 tek ördük. Bir kesme işlemi yapacağız. Gördüğünüz gibi
bilmek sayımız düşmeye başladı. Üç tek bir kesme işlemimizi bitirdik. Şimdi ise 2 tek örüp bir kesme işlemi yapacağız 17. sıramızda. 1 2 örüp bir kesme işlemi yapacağız. Daha sonra da el yapla dolduralım içerisini. İki tek bir kesme işlemimizi yaptık. 18 sık iğnemiz oldu. İşaretimizi kenara alalım ve içerisine el yapla dolduralım. Ben amigurumi oyuncaklarımda elyaf olarak boncuk elyafı kullanıyorum arkadaşlar. Bakın böyle elimizle kenarlara doğru kaydırarak el yapımızı yerleştirelim. Evet, kafamızın içerisine el yapımızı doldurduk. Önceden de söylediğim gibi arkadaşlar, bakın kafası daha büyük oldu. Çünkü ipimiz biraz daha kalındı gördüğünüz gibi. Bu ayımız biraz daha büyük olacak. Büyük ayı yapmak isteyen arkadaşlar bana sürekli bunu soruyorlardı. Nasıl büyük yapabiliriz diye. İpiniz biraz kalın olduğunda anında büyüyor. Çok fazla sayılarla oynamanıza gerek yok. Şimdi ise bir tek örüp bir kesme işlemi yapacağız. Bir tek örüp bir kesme işlemi yaparak 18 olan sık iğne sayımızı 12'ye düşüreceğiz. İçerisine elyaf doldurduğumuz için şöyle sıkarak elimizin altında toplayarak örmeye çalışalım. Çünkü bu bizi biraz zorlayacak. Sıramızın sonuna geldik. Son sıramızda ise her ilmeği keserek 12 olan sık iğne sayımızı 6'ya düşüreceğiz. Örmemizi bitirdik. Sıkıştırdık. İpimizi biraz uzun kesiyoruz. Çünkü bu ağız kısmını iğneyle birlikte kapatacağız. İşaretimizi alalım. İlmeğimizin alttan yukarıya iğnemizi takarak çekiyoruz. 6 sık iğnemizin de her birine tek tek iğnemizi takarak ağız kısmını birleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi hiçbir açıklık kalmadı. Daha sonra aynı yerden batıp evet, kafasını örmeyi bitirdik. Şimdi gövdesini örerek devam edeceğiz. Evet, uykucu ayıcığımızın bedeni için ipimizi alıyoruz. Her zaman olduğu gibi sihirli halkamızı yapıyoruz. İçerisine 6 sık iğne dolduracağız.
Evet. İlk sırada sihirli halkamızı yaptık. İçerisine 6 sık iğnemizi doldurduk. İşaretimizi koyduk. İkinci sıramıza geçiyoruz. İkinci sıramızda ise her ilmeğin tepesine çift batarak 12 sık iğne yapıyoruz. Üçüncü sıramızda ise bir tek yapıp bir çift yapıyoruz. Yani bir tek batıp bir çift batıyoruz. 18 sık iğnemiz oluyor. İpimizi sıkıştıralım. İçerisine elyaf doldurduğumuzda açılmasın. Dördüncü sıramızda ise 2 tek örüp 1 çift öreceğiz. 1 2 tek ördük, 1 çift öreceğiz. Bu amigurumi oyuncaklarda sürekli yaptığımız artış yöntemidir. 1 tek, 2 tek, 3 tek şeklinde artış yaparak örüyoruz ki yuvarlaklığı elde edebilelim. Beşinci sıramızda ise 3 tek örüp 1 artış yapacağız. 3 tek örüp 1 çift örüyoruz. Üç tek bir çift yaparak 30 sık iğne elde edeceğiz. Beşinci sıramızın sonunda 3 tek örüp 1 artış yaparak toplamda 30 sık iğnemiz oldu. Altıncı sıramızda ise 4 tek örüp 1 artış yaparak 36 sık iğne elde edeceğiz. 1, 2, 3, 4 tek örüyoruz, 1 artış yapıyoruz. Sıramızın sonuna kadar da devam edeceğiz. Altıncı sıramızın sonuna geldik. Yedinci sıramız dahil, onuncu sıramız dahil artma veya eksiltme yapmadan 4 sıra düz öreceğiz. Toplamda 36 sık iğnemiz vardı. Artma veya eksiltme yapmadan 4 sıra düz örüyoruz. Evet arkadaşlar, 7. sıramız dahil, 10. sıramız dahil artma veya eksiltme yapmadan toplamda 4 sıra düz ördük. 36 sık iğnemiz vardı. 11. sıramıza geldiğimizde ise 4 tek örüp 1 kesme işlemi yapacağız. 1, 2, 3, 4 örüyoruz. 1 kesme işlemimiz var. Sıramızın sonuna geldik. 4 tek örüp 1 kesme işlemi yaparak
bütün sırada aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Ben sadece başta gösteriyorum. 3 tek ördük bir kesme, 4 tek ördük bir kesme veya artışları başta söylüyorum. Daha sonra siz bunu devam ettireceksiniz. Yani bir sefer yapmıyoruz. Sıra boyunca devam ediyoruz. Sıramızın sonuna geliyoruz. Daha sonraki sıraya geçiyoruz. Şimdi ise 12. sıramızda artma veya eksiltme yapmadan bir sıra düz örüyoruz. On üçüncü sıramızda ise 3 tek örüp bir kesme işlemi yaparak sıramızın sonuna kadar 3 tek bir kesme işlemi yapacağız. Devam edeceğiz. 3 tek örüyoruz. 2, 3 tek ördük. Bir kesme işlemi yapıyoruz. Ve bu şekilde sıramızın sonuna kadar devam ediyoruz. Evet, sıramızı bitirdik. 3 tek örüp bir kesme işlemiyle toplamda 30 sık iğneyi 24 sık iğneye indirdik. 14. sıramızda ise artma eksiltme yapmadan yine bir sıra toplamda 24 olan sık iğnemizi örüyoruz. Bir sıra düz örmeyi bitirdik. 15. sırada ise 2 tek örüp bir kesme işlemi yapacağız. Ve toplam sık iğne sayımızı 18'e düşürüyoruz. 2 tek ördük bir kesme işlemi yapıyoruz. Sıramızın sonuna kadar da böyle devam edeceğiz. İki tek bir kesme işlemi yaparak toplamda 24 olan sık iğne sayımızı 18'e düşürdük. Sıramın sonuna geldim. Ben içerisine elyaf doldurdum. Çünkü ağız kısmı gittikçe kapanmaya başladı. İçine elyaf doldurmamız sıkıntı olur. Siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ise 16. sıramız dahil, 17. sıramız da dahil toplamda 2 sıra düz öreceğiz. Yani 18 sık iğnemiz vardı. Aynı şekilde 18 sık iğnemizi örüyoruz. Artma veya eksiltme yapmıyoruz. Sıramızın sonuna geldik. 18. sıramızda ise bir örüp bir kesme işlemi yapacağız. İlmek sayımızı 12'ye düşüreceğiz. Bir örüp bir kesme işlemi yapacağız. Sıramızın sonuna kadar böyle devam edeceğiz.
Evet, sıramın sonuna geldiğimde boyun kısmına biraz daha elyaf koydum. Çünkü son sıramıza gideceğiz. Her ilmeği keserek 6 sık iğneye düşürüp ağzını kapatacağız. Boyun kısmı bitecek. O yüzden içerisine elyaf doldurdum. Şimdi 19. sıramızda her ilmeği keserek 12 olan sık iğne sayımızı 6'ya düşürüyoruz. Evet, 6 sık iğnemiz kaldı. İpimizi ağız kısmını tutturabilmek için biraz uzun bıraktık. Evet, iğnemizi taktık. Kafasında da olduğu gibi alttan ilmeklerimizi yukarıya alarak 6 sık iğnemizin hepsini tek tek iğnemize alıyoruz. Kafada olduğu gibi buraya bir sıkıştırma yapıyoruz. Daha sonra ipimizi kesip bedende kaybediyoruz. Gördüğünüz gibi ayıcımızın bedeni de bitti. Kol ve ayaklarıyla devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, uykucu ayıcığımızın kulağını örerek devam ediyoruz. Kulağı için sihirli halkamızı yapıyoruz. İçerisine 6 sık iğne dolduruyoruz. Altı sık iğnemizi doldurduk. İkinci sırada ise her ilmeğin içerisine çift batıyoruz. 12 sık iğne elde ediyoruz. Üçüncü sıramızda ise bir tek, bir çift yapacağız. Ve 18 sık iğnemiz olacak. Dördüncü sıramızda ise 5 tek örüp bir artış yapıyoruz. 21 sık iğnemiz olacak. 3, 4, 5 örüp bir artış yapıyoruz. Yani ilmeğimizin tepesine çift batıyoruz. Dördüncü sıramızın sonuna geldik. Beşinci sıramızda ise 5 tek örüp bir kesme işlemi yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tek örüyoruz. Bir kesme işlemimiz olacak. Ve bu şekilde sıramızın sonuna kadar devam ediyoruz.
Altıncı sıramızda ise 4 tek yapıp bir kesme işlemi yapıyoruz. İlmek sayımızı 15'e düşürüyoruz. Yedinci sıramızda ise artma veya eksiltme yapmadan toplamda 15 sık iğnemiz vardı. Bir sıra düz örüp kesiyoruz. Evet, sonuna geldik arkadaşlar. Son ilmeğin içerisinden tek seferde ipimizi geçiriyoruz. Bir zincir çekip dikiş payı bırakarak ipimizi kesiyoruz. Gördüğünüz gibi kulağımız bitti. Evet, şimdi ise uykucu ayıcığımızın ayağını örerek devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi sihirli halkamız, 6 sık iğnemiz var. Sihirli halkamızı yaptık. 6 sık iğnemizi doldurduk. İşaretimizi koyduk. İkinci sıramızda ise her ilmeğin içerisine çift batarak 12 sık iğne elde ediyoruz. Üçüncü sıramızda ise bir sık iğne örüyoruz, birini artırıyoruz. Bir tek, bir çift yapıyoruz. 18 sık iğne elde edeceğiz. Bir tek, bir çift. Dördüncü sıramıza geldiğimizde ise bir örüp bir kesme işlemi yapacağız. Bir örüyorum. İşaretimizi yukarı alalım isterseniz. Bir örüp gördüğünüz gibi bir kesme işlemi yaparak 18 olan sık iğne sayımızı 12'ye düşürüyoruz. Bu son ilmeğe geldiğinde kesme işlemimizi bakın böyle alıyorum ama kendi ipini içerisinden geçirmek yerine bir sonraki ipimizi takacağız, yani renkli olan ipimizi takacağız. Son kesim yerime geldiğimde şöyle yakından göstereyim. İlmeklerimi alıyorum ama kesmiyorum. Çünkü renkli ipimle yapacağım. Gördüğünüz gibi. Arkadan çekiyorum. Beyaz ipimi keselim. Evet, gördüğünüz gibi renkli ipimizi taktık, arkasına da düğümledik, fazla iplerimizi kestik. 5. sıramız dahil, 12. sıramız dahil artma veya eksiltme yapmadan bacağımızı düz örüyoruz. 12. sıraya kadar düz öreceğiz. Evet arkadaşlar, 5. sıramız dahil, 12. sıramız da dahil, artma veya eksiltme yapmadan düz ördük. Şimdi ise ilmeklerimizi önden arkaya gördüğünüz gibi tutturarak örme işlemimizi bitireceğiz.
Ben içerisine elyaf doldurdum. Ama ağız kısmına yani bitim kısmına çok fazla koymadım ki dikerken bize rahatlık sağlasın diye. Evet. Ayağımız bitti.